CSS dersleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Neon Text Animation isimli arka planı koyu tonda olan ya da background'ında koyu siyah veya o ağırlıktaki tonları kullanan siteler için çok güzel, kullanışlı bir yazı efekti göstereceğim size. Yazı animasyonumuzu göstereceğim. Ben bir yazı üzerinde göstereceğim. Siz bunu istediğiniz gibi sayfalara, satırlara, herhangi bir yere dökebilirsiniz. Daha önceki derslerimizde bunlarla alakalı tek tek işlemleri uygulayabileceğinize dair göstermiştim. Şimdi bir adet Neon Effect HTML ve Stil CSS oluşturdum. Onların yanında da arka planda kullanmak üzere ücretsiz bir adet background indirdim. Bunu Photoshop'ta da kendiniz yapabilirdiniz. Herhangi bir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Geliyorum şimdi buraya. Yapacağım işlem. Div taglarımı açıyorum. Divlerle çalışmak istiyorum. Div taglarımı açıyorum arkadaşlar. Şu fareyi çekelim. Göremiyorum hangi harfi yazdığımı. Div taglarımın içerisinde büyük harflerle H1 de olabilir. H1 olsun bugün. H2 de yapabilirim. Çok önemli değil. Onu açıyorum ve span taglarımı açacağım. Span taglarımla çalışacağım. Bu H'lerin arasına. Her harfim için bir tane span açmayı düşünüyorum. Bir tane span açıyorum. Hatta şu H'yi indireyim de en son yukarıya çekerim. Hatta orada da durabilir. Şu span'dan çoğaltacağım. CTRL C, CTRL V. Şurada diyorum baş harfim N, E, O. Devam ediyorum. Yine N harfi. Neon. Bitişik olsun arkadaşlar. İstersek ayırabiliriz de bitişik olsun, onu duruma göre yapacağım. Neon text yazacağım. Şuraya devam ediyorum. E, X ve de T olarak belirttim arkadaşlar. Neon text yazımı yazdım. Ctrl S ile kaydedelim. Gelelim sayfamıza. Sayfamızda bir yenileme işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi Neon text yazımız sayfamızda şu an var. Adım adım diğer kodlarımızı yazmaya geçelim. İlk olarak burada style dosyama geliyorum ve body tagım için arka planla ilgili belli ayarlar yapacağım. O yüzden body tagımı hemen açıyorum. Klavyemin bazen azizliğine uğruyorum. Padding değerlerimi sağdan soldan yukarıdan, margin değerimi aynı şekilde sıfıra ayarlıyorum. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan sıfır olsun. Buraya bir background, aslında yazım içinde önce bir font belirleyeyim. Font family diyorum. Font ailesinden bir tane font alalım. Sans serif olabilir. Bu şekilde alıyorum. Aşağıya geliyorum. Background imajımdan, URL'imden hemen URL seçeneğimle background resmimi sayfama ekledim. Background'ımın tam sayfaya yayılması için de background size'ımı bulacağım. Background size'ımı seçiyorum. Buna da cover diyorum ki sayfayı kaplasın. Bu şekilde size bir göstereyim ne yaptığımı. Ctrl S ile geliyorum. Hızlı bir şekilde sayfamı yenilediğim zaman yazım burada arkadaşlar, bir yere gitmedi. Yazımız hala burada. Arka planımız sayfaya oturdu ve yazımızla ilgili işlemi yaptık. Şimdi div tagımla ilgili işlemlerimi yazmaya başlıyorum. İlk olarak div tagımla alakalı yapacağım işlemler. Hemen divimi şurada açayım. Program dediğim gibi bazen sıkıntılı oluyor. Şunu kapatayım. Div tagımı açıyorum. Ve de başlıyorum. İlk olarak yukarıdan aşağıdan yazımı bir ortalayayım. %50 olarak yazımı alıyorum. Sonra leftimden de yine yazımı %50 olarak alıyorum bunu da. Tabii şunların noktalı virgülleriyle bitireyim işlemlerimi ki kodlarım sıkıntısız çalışsın. Position'ımı absolute olarak belirliyorum. Ve bir border, artık bir çerçeve atayım. Bir border veriyorum. Bu border'ım 4 piksel olsun. Şu an için, sonra yine değiştirebilirim. Solid değerimi vereyim görünmesi için. Ve de
FFF veriyorum arkadaşlar. FFF'in ne olduğunu görmek için üzerine geleyim, göstereyim. Beyaz rengimiz. Yani niye o kodu verdi diye. Siyah zeminde çalışacağım için etrafına beyaz verdim. Buradan bir padding değeri vereyim bununla alakalı. 20 piksel, 50 piksellik bir değer atarsam büyük ihtimalle işlem benim, en azından benim işimi görecek şekilde olacak. Border reduce yapayım, bir de köşelerimi yumuşatayım. Border reduce ile köşelerime bir yumuşatma işlemi, bir 10 piksellik vereyim. Çok yumuşarsa onu artırabilirim, azaltabilirim. Sonrasında bir transform değeri vereyim ve bundan sonra bir görelim arkadaşlar. Translate'imi de %50 %50 alacağım. Ama eksi olarak %50 virgül, yine eksi olarak %50 olarak değerimi veriyorum ve kodumu bitiriyorum. CTRL-S ile kaydediyorum. Bu zamana kadar neler yaptık bir görelim hızlıca. Sayfamı yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi sayfama değerimi aldım. Sayfamın buralarında değerim var. Etrafına bir çerçeve attık border'ımla. Ve de kenarlarını yumuşattık. Gördüğünüz gibi kenarları yumuşatılmış bir şekilde oldu. Şimdi devam edelim. Bunun için sayfamızı aşağıya indireyim arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde. Devam ediyorum div tagımda. En son nereye yazmıştık? Transform'umu yazdım. Border'ımı verdim. Bir de box shadow değeri vereyim. Kutumla alakalı bir gölgeleme yapacağım. Box shadow diyorum. Bu box shadow değerimi arkadaşlar, birden farklı değerler gireceğim. Zaten amaç bugün onu göstermekti. 0, 0, 10 piksellik bir değer giriyorum. Evet. Bazen bu Arnavutça klavye zorluyor beni. Ve de buna birinci değerimi gireceğim. Bu değerimin ne olduğunu üzerine gelip size göstereceğim. 1E, FF4E olarak şunu bir göstereyim size, virgül atayım. Bu arkadaşlar üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi fosforlu bir renk vermek istediğim için gölge rengi yeşilin bir tonunu attım. Daha sonrasında yine aynı şekilde değerler gireceğim ama rengimiz aynı kalacak. Boşluk bırakıyorum. Bu sefer 0 0 30 piksel diyorum. Değerimi CTRL-C ile bu değerimi alıyorum. Buraya aynı şekilde koyuyorum. Virgül atıyorum. Inset için, inset değerim için yine 0 0 10 piksel ve de bu değerimi veriyorum. Virgül atıyorum. Aynı arkadaşlar, tekrar yapıyorum bakın. 0 0 30 piksel değerimi veriyorum. Ve de noktalı virgülümle artık işlemi kapatıyorum. CTRL-S ile bir görelim ne yaptığımızı. Sayfamı yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi dışa doğru bir neon efektini vermiş olduk. Şimdi bir animasyon, sayfamızı biraz canlandıralım. Animasyon efekti olmazsa olmaz. Geliyorum buraya. Keyframe vereceğim. Hatta keyframe'den önce şurada animasyon değerimi vereyim. Animation diyorum. Bir isim veriyorum. Dünkü vermiş olduğum ismi yine vereyim. Anime ismi veriyorum. 0.1 saniyede işlemini tamamlasın. Lineer olarak tamamlasın. Ve de meşhur infinite değerimizi de vereyim. Şu şekilde CTRL-S ile kaydedelim. Sayfamı bir daha yenileyim. Animasyonumu çalıştırmadığım için, keyframe yazmadığım için herhangi bir değişiklik yok. Şimdi keyframe'imizi yazacağız. Buradan şimdi keyframe'imi vermeye başlıyorum. Diyorum ki zaten et işaretimi yazınca, K'ye basınca kendisi gelecek. Keyframe'im yukarıdaki anime işlemim için şunu bir açalım. Şu şekilde, hatta şunu da aşağıya alayım ki gözümün önünde ne yazdığımı siz de daha net bir şekilde görün. Diyorum ki, diyorum burada sıfırıncı değerimde %0'da ne yapsın? Buradan aşağıya geliyorum. Şeyimi açayım. Köşeli parantezlerimi açayım. %0'da opaklığım 1 olsun arkadaşlar. Opacity değerimiz 1 olacak. Bu şekilde. Daha sonrasında bunu kopyalayayım. CTRL-C ile geliyorum şu aşağıya. Buraya %30'da diyorum. %30 değerimde. Yine opacity'm 1 olsun. Yine kopyalayalım bunu. %30'a opaklığını 1 verdim. Geleyim şuraya.
CTRL V ile yapıştırayım. Bunu %40 yapayım. Yalnız bu sefer opaklığımı düşüreceğim. Nokta 5'e kadar çekiyorum, yani yarısına çekiyorum opaklığımı. Geliyorum buraya. Tekrar yerleştiriyorum. %50'ye bir geleyim arkadaşlar. %50'de de değerimi şu an için bu şekilde bir kalsın. Bir bakalım CTRL-S ile. Bakalım animasyonumuz hangi aşamada. Onu bir görmüş olalım. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Yakından görebiliyorsanız. Efektimizde şu an bir hareketlenme var. Yazımıza vermedik ama. Aşağıya indireyim. %100'e tamamlayayım. Aslında %100 içinde yine geleyim şuradan arkadaşlar. CTRL-V diyorum. %100'de de opaklığım bir kalsa olur. CTRL-S diyeyim. Sayfamız bakın şu şekildeydi. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi böyle sanki daha canlı oldu. Daha güzel bir efekt vermiş olduk. Şimdi diğer yazım için, bakın yazım için bir şey yapmamıştık. Sırayla devam edeceğiz. Aşağıya alayım arkadaşlar bunu. Artık yazım için yazıyorum. Bakın yazımı neyle tanımlamıştım? H1 tagımla yazmıştım. H1 tagım için şu keyframe'e karışmasın. Şuraya H1 için hemen H1 değerim için açıyorum. Margin diyorum. Hatta padding değerimi diyorum. Padding değerim 0. Margin. Yukarıdan da alabilirdim, bunları almadım. 0 olarak. Color olarak yine color olarak hexe kodumu giriyorum, FFF. Demin demiştim hangi renk olduğuna. Oradan bakabilirsiniz beyaz olduğunu. Font size'ımı M değeri olarak gireceğim. Font size'ımı 8M olarak ya da 10M olarak gireyim arkadaşlar. Sayfamı bir kaplasın, bir göreyim. Çok büyük olursa küçültürüm onu. Bir CTRL-S yapalım. Bir görelim bakalım boyutumuz ne kadar. Evet, gördüğünüz gibi yazım yeteri kadar büyük. Aşağıya alıyorum. Yalnız bu niye kaydı diye bakıyorum deminden beri. Gördüğünüz gibi sayfamın altında şuradaki değeri eksi 50 yazacakken artı 50 yapmışım. Şunu eksi yapayım da ne demek istediğimi bir görün. CTRL-S ile ben bunu ortaladığımı sanıyordum. Şöyle sayfamın ortasında çıkması lazım. Evet, doğru yazdık. Yani şuralardaki yaptığınız işaretlere dikkat edin arkadaşlar. Geliyorum font size'ımdan sonra box shadow için bir değer alıyorum. Şu CTRL-C'yi kopyalayayım. Boşu boşuna yazmaya gerek yok. Şuraya CTRL-V ile box shadow'umu. Yalnız burada değiştirici olduğum değerlere bir bakayım. Şu ikinci değerimi 20'ye çekeyim. Ve de inset değerime bakayım bir. Inset değerimi de olabildiğince bir artırayım. Şunu bir 80'e çekeyim ki daha çok parlaklık versin. Şunu da bir 100, 110 da olabilir, 120 de olur. 120'yi veriyorum. CTRL-S ile kaydediyorum. Geliyorum, bakıyorum şimdi sayfama. Bakalım bir. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yazımızda, sayfamızda bir hareketlendi. Şimdi onunla ilgili diğer ayarlarını da yapacağım. Bakayım bir eksik gedik bir kodumuz var mı? Yanlış bir yerini yazmış mıyız? Onu bir kontrol edeyim hızlı bir şekilde şöyle. Şu an için gözükmüyor. Şimdi ikinci değerimde burada inset'i koymama gerek yok. Çünkü yazımla ilgili işlem yapacağım. Şu inset'imi kaldırayım. Şöyle boşluğumu vereyim. CTRL-S ile kaydediyorum. Yani şu dikdörtgeni kaldırmak istiyorum. Sayfamı yeniliyorum. Evet, onunla alakalı bir kaldırma işlemini yaptım. Şimdi yukarıda şurada arkadaşlar skeçimle ilgili bir işlem yapacağım. Skeçimle ilgili işlem yapacağım için geliyorum. Nerede? Hatta scale ile ilgili diyeyim. Transform'um. Şuraya yazmıştım. Şuraya diyorum ki birazcık yazımı birazcık değiştireyim. Scale Y değerini, Y'deki değerimi eksi 5 degrad olarak değiştireyim. CTRL-S ile kaydedeyim. Şu sayfamı şu şekilde bir yenileyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazımı kenara doğru aldım. Bu şekilde bir eğim vermiş oldum. Şimdi aşağıya indirip kodlarıma devam edeyim. Bir daha bakayım arkadaşlar sayfama da. Ben bunu kutu yapmışım. Evet, kutu yapmışım. Deminden beri bakıyorum. Bu box shadow olmayacak, text shadow olacak. Yani textim için olacak bu. CTRL-S ile kaydedeyim.
Yani şuradaki efektimi yazıma uygulamam gerekiyordu. Onunla alakalı sıkıntı, gördüğünüz gibi şu an efektimi yazıya uyguladım. Eğer ki siz bu parlaklıkları çok görürseniz şuradaki değerleri, 80'i, 110'u, 120'yi, bunları mesela 110'a çekersiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Tamamen uygularsınız. Ben şimdi buradan H1 etiketimin animasyon vermek istiyorum. Span değeri için. Biliyorsunuz şu yanda span yazmıştık. Span değeri için açıyorum. Ve de animation diyorum. Aşağıdaki yine animeyi yazıyorum. Çalışacak olan keyframe'imi. 0.5 saniye olsun. Diğerinde biliyorsunuz 0.1 demiştik. Şunları kopyalayayım arkadaşlar zaten. CTRL-C. Şuraya CTRL-V diyorum. CTRL-S ile kaydedeyim. Sayfamıza gelelim. Bir daha yenileyim. Evet, yazımda da gördüğünüz gibi artık hareketlenmeler var. Yazımda da artık animasyon hareketleri var. İndirelim sayfamızı aşağıya. Harfler içinde tek tek birer child değeri atayarak harflerin de kendi aleminde yanıp sönmelerini, ayrı ayrı yanıp sönmelerini ayarlayalım. Bu şekilde dersimizi hemen hemen bir tamamlamış olalım. Geliyorum. H1'imin span'ının CTRL-C. Başka derslerimizde bunu zaten göstermiştim size. NTH child değeri için, şu görmüş olduğunuz NTH child değeri için buna 1 diyorum. 1'den itibaren başlayacağız. Kaç adet sizde değer varsa arkadaşlar onları yakıp söndürebilirsiniz. Ben şu an için N10 kısmını göstereyim size. Yazayım tabii ki. Animation delay yapacağız burada. Yani animasyonumu geciktireceğim. Mesela bu nokta 20 saniye olarak bir gecikme yaşasın. Diğerleri için de geleyim. Şunu kopyalayacağım. CTRL-C. Sayfayı biraz aşağıya kaydırayım. Şuraya CTRL-V. Bir daha aşağı iniyorum. CTRL-V. Bir daha aşağı iniyorum. CTRL-V. 4'ü için yapayım. Kalanlar için yapıp yapmamakta özgürsünüz. 2, 3. Yani 4'ünde bu değişikliği göstereyim size. Bu mesela 40 olsun. Bu 30'da yansın. Bu 10'da yansın. Bu şekilde CTRL-S diyorum. Hepsinin değerlerini değiştirdim. İlk 4 harfe bakacağız arkadaşlar. Şuna. Yeniliyorum sayfamı. Bakın. Kendi aleminde biri yanıyor, diğeri yanıyor, diğeri yanıyor. Bu şekilde farkını görüyorsunuzdur. Animasyonumda da bu şekilde gecikme işlemi yapabiliyorum. Evet, bugünkü göstereceğimiz efektimiz buydu arkadaşlar. İstiyorsanız siz buna çizgiler de ekleyebilirsiniz. Farklı değerler de ekleyebilirsiniz. Rengi de değiştirebilirsiniz. Ben fosforlu yeşil yaptım. Sizler kırmızının tonları da yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Arka planı bu şekilde koyu olan web sitelerinde bunu düzgün bir şekilde uyguladığınızda etkili sonuçlar alabileceğiniz güzel bir uygulamalıdır. Yazılara, kutulara, her yere bunu uygulayabilirsiniz. Bu animasyon tamamen sizin hayal gücünüzle doğru orantılıdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.